Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Nisa suresi 32-35. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada Allah-u Teala bir takım meseleleri bize bildiriyor. Şöyle ki, وَلَا تَتَمَنَّوْا temenni etmeyiniz مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ. Allah bir kısmınızı bir kısmınıza üstün kılmış, bu üstün kılmış olduğu şeyleri temenni etmeyiniz. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ erkekler için çalıştıklarından bir nasip vardır. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبٍ ve kadınlar için de yine çalıştıklarından bir nasip vardır. وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın lütfundan, fazlından isteyiniz. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا Allah her şeyi bilendir. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Burada Allah-u Teala bize önemli bir terbiye, edep dersi veriyor. Malum insanlar aynı kabiliyetlerde değil ve gerek sosyal statü gerek ekonomik durum itibariyle yine durumları aynı değil. Bir kısım insanlar zengin, bir kısım insanlar itibarlı, bir kısım insanlar onlara nispetle fakir veya daha böyle gerilerde. Bu durumda haset yoluyla işte bazılarında bulunan üstünlüklere böyle hasetle bakmak, onlarda o halin oluşunu istemeyip de bu bende olmalıydı demek, bu uygun bir şey değil. Ancak gıpta edebiliriz ve gıpta edip çalışmak lazım ve çalıştıktan sonra onların ulaşmış oldukları şeylere ulaşmak mümkün olabilecektir. Yani kuru kuruya temenniyle bu iş olmuyor. Diyelim birisi son derece alim. Ah ben de alim olsaydım demekle insan alim olmaz. Ama alim olmak için bir gayret içinde olursa gerçekten o yolda ilerleyebilir. Zaten ayetin devamında erkekler için çalıştıklarından bir pay vardır, kadınlar için de çalıştıklarından bir pay vardır diyor. Demek ki bu bir çalışma işi, kesp işi. Leyse lil insan illa ma sa'a. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde ifade edilmiştir. Yani insan için ancak çalıştığı vardır. Emlil insani ma temenna. Yoksa insan için temenni ettiği mi var? Yani yok. İnsan temenni etmekle bir yere varamaz ama çalışmakla çok şeylere ulaşabilir. Değerli izleyenlerim, gerçekten de bu ayet-i kerime çok önemli ölçüleri ortaya koymakta. Demek ki bir insan ulaşamayacağı bir şeyi temenni etmesi uygun değil. Ama ulaşabileceği şeyler vardır. Bunları temenni etmesinde bir mahsur yoktur. Fakat bu sadece kuru temennide kalmamalı, çalışmayla desteklenmeli. Ve bunu yaparken de ayetin devamı var. وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın lütfundan isteyiniz. Yani Allah-u Teala lütfuyla verir. Bazılarına verdiği gibi size de verir. Ve bunu hasetle istemenin bir anlamı yoktur. Haset etmek yerine doğrudan Allah'ın lütfundan bunu talep etmek gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ancak iki şeyde haset edilir. Bunlardan birisi Allah birine ilim vermiştir. O da bu ilmiyle hem kendisi amel etmekte hem de başkalarına faydalı olmaktadır. Buna haset edilir. Bir başkası da Allah ona mal vermiştir. Allah'ın verdiği malı, serveti başkalarının faydasına infak eder, onlara faydalı olur. Buna da haset edilir. Buradaki haset mecazi bir anlamda, yani gıpta edilir. Ona imrenilir. Keşke ben de onun gibi olsam denilir. Ve keşke demekle de gerçi bir yere varılmaz. Bir insan çalışmak suretiyle belli noktalara gelebilir. Ama sadece çalışmak yeter mi? Kaderden de bunun bir teyidi lazım. Kader canibinden bir teyit lazım. Bu açıdan da ayet-i kerimenin devamı وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın lütfundan isteyin diyor. Yani Allah onlara verdiği gibi size de verir ve اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا ve Allah her şeyi bilendir. Bu noktada şüphe etmemek lazım. Allah kimin neye ehil olduğunu bilir, kimin neye layık olduğunu bilir ve ona göre verir. İmam Rabbani der ki melikin atiyelerini ancak matiyeleri taşır. Mesela bir hükümdar kime ne görev vereceğini bilir. Kimin neye liyakatı varsa
ona göre vazife taksimi yapar. Allah-u Teala da insanlar hangi yükü kaldırır elbette bilmektedir. Kim risalet görevini, peygamberlik görevini kaldırır, Allah ona peygamberlik verir. Kim kutup olma görevini kaldırır, Allah onu kutup yapar. Kim veli olmaya liyakatı vardır, Allah onu veli yapar. Ama bütün bunlarda insanın kesbi, insanın çalışması son derece önemlidir. Altyapı müsait olmalı, insan buna layık olacak bir seviyeyi elde etmeye çalışmalı. Sadece çalışmakla varabilir mi? Allah'ın lütfunu unutmamak gerekir ve Allah'ın lütfundan istemek gerekir. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَنْ وَالْاَقْرَبُونَ Anne babanın ve akrabaların geride bıraktıkları malla alakalı biz varisler kıldık. وَالَّذ۪ينَ اَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ Kendileriyle akit yapmış olduklarınız فَاَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ Onlara da nasibini veriniz. Bununla alakalı şöyle açıklama yapılıyor. İslam öncesinde insanlar birbirleriyle şu manada bir akitleri olabiliyormuş. Ben öldüğümde sen bana varissin, sen de ölürsen ben sana varisim. Akraba değiller ama birbirlerine yakınlıkları var. Bu noktada yakınlıkları var ve birbirlerine varis olabiliyorlar. Bu noktada yapılan bir akit varsa demek ki o akte bağlı kalmak, bununla alakalı bir durumu ayet-i kerime ifade ediyor. Bazı zatlar ise ayet-i kerime evlilikle alakalıdır. Kendileriyle akit yapmış olduklarınız, yani hanımlarınız, onlara nasiplerini veriniz. Böyle bir manada ayet-i kerime ile alakalı nazara verilmiştir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Ve Allah'ın her şeye nüfuz eden ilmi vardır. Allah her şeyi görür. Böyle olunca hakkını vermeniz gereken kimselere hakkını vermezseniz elbette taraf ilahiden bunun hesabı sorulacaktır. Er-ricalu gavvamun alennise erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler ve yöneticidirler. Bime faddalallahu ba'dahum ala ba'd çünkü Allah bir kısmını bir kısmına üstün kılmıştır. Yani Allah-u Teala erkeğe bu noktada daha kabiliyet vermiştir. Ona göre daha tedbirlidir. Hislerden daha uzaktır. İdari yönden kadına nispetle erkek daha ön plandadır. وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ Bir başka sebep de şu, erkekler mallarından infak ederler. Yani ailenin yükü, geçim yükü erkeğin üzerindedir. Değerli izleyenlerim, günümüzde bazılarının anlamakta zorlandıkları ayetlerden birisi budur. Günümüzde kadın erkek eşitliği tarzında bazı başka sözler söyleniyor ve feminist hareketler bu noktada kadın erkek eşitliği meselesinde çok ısrarlı. Birkaç yüzyıldan beri feminizm hayli yol aldı denilebilir. Kadın hakları adına kadının erkekle eşit olması bu noktada epey yol alındı. Şüphesiz kadın ve erkeğin eşit olduğu yerler vardır. Bu inkarı mümkün değildir. Her ikisi de mesuldürler, her ikisi mükelleftirler. Her ikisi iyilik yaptığında mükafatını, kötülük yaptığında cezasını alacaktır. Bu noktalar tamam. Kanun önünde yine suç yaptıklarında ikisi de aynı şekilde cezalandırılır. Bu da tamam. Ama kadın ve erkeği her yönüyle birbirine eşit saymak realiteye, gerçeğe aykırıdır. Her iki tarafın eşit olabilmesi için her iki tarafta ya erkek ya da kadın olur. Ama bir tarafa erkek, diğer tarafa kadın dediğimize göre bunları tümüyle eşit kabul etmek mümkün değildir. Erkeğin kendine göre bir takım üstünlükleri vardır, artıları vardır. Kadının da yine kendine göre bir takım artıları, üstünlükleri vardır. Ayet-i kerimede nazara verilen tedbir noktasında erkeğin daha tedbirli olması, akıl noktasında yani hislerden uzak olma noktasında erkeğin daha önde olması ve bu açıdan da idareye erkeğin daha ehil olması. Bunu ifade ederken hüküm genel itibariyle burada nazara verilmektedir. Yoksa bazı kadınlar bazı erkeklerden çok daha tedbirli olabilir. Hislerden çok daha uzak olabilir.
idari noktada erkeğe nispetle çok daha başarılı olabilir. Ama bir bütün olarak baktığımızda genelde dünyanın hemen her tarafında, gerek Müslüman ülkelerde gerek başka ülkelerde ve tarih boyuncaki genel akış içerisinde idari makamlarda erkekler olmuştur. Fabrikaların diyelim fabrikatörleri genelde erkekler olmuştur. Ve bu şekilde erkeklerin idari yönden daha başarılı olduğu, tabiatının buna daha uygun olduğu görülmektedir. Bunu ifade ederken kadın erkeğin esiridir anlamı anlaşılmamalıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Seyyidül Gavm Hadimuhum buyuruyor. Kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Erkeğin de bu noktada sorumluluğunun daha fazla olması hizmet etme noktasında değerlendirilmeli. Ve erkek ailesine hizmet etmeli, çoluk çocuğuna hizmet etmeli. Yani ben evin hakimiyim deyip de bunu bir havalılık tarzında kullanması elbette uygun değildir. Ve bu konuda en güzel örnek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamber Efendimiz bir aile reisi olarak da bir aile nasıl idare edilir? Bunun en güzel örneklerini vermiştir. Ve bir de ailenin geçim yükü normal şartlar altında erkeğin omzundadır. Ve erkeğin bu noktada sorumluluğu vardır. Ailesini geçindirmek erkeğin üzerinde bir vazifedir. Kadın illa çalışıp para kazanmakla mükellef değildir. Ama çalışamaz mı? Belli şartlarda çalışabilir. Günümüzde pek çok alanda kadınlar da çalışmaktadır. Köylerde kadın erkek yan yana, omuz omuza diyelim tarlada çalışmaktadır. Bunlarda bir problem yok. Ancak bir genel hüküm olarak baktığımızda ailenin geçim yükü erkeğin omuzlarındadır ve kadın illa çalışmakla mükellef değildir. Ayet-i kerimede erkeklerin kadınlar üzerinde idareci olması iki açıdan değerlendirilmiştir. Bunlardan biri yaratılıştan gelen bir farklılık, diğeri de kesbi, çalışmakla alakalı, evin yükünü kaldırmakla alakalı kesbi olan durum. Fessalihatu, buna mukabil saliha olan kadınlar, ganitatun, onlar itaatkardırlar, hafizatun lil gaybi bima hafizallah, Allah'ın hıfzetmesiyle onlar da gaybı muhafaza ederler. Tabi bu ne demek? Biraz açıklamakta fayda var. Yani kocalarının sırlarını korurlar, kocalarının gıyabında iffetlerini, namuslarını muhafaza ederler ve kocalarının eve getirdikleri mal gibi şeyleri yine korurlar. Bu noktada hassas olurlar. Mesela kadının çok da cömert olması iyi karşılanmamıştır. Cömertlik iyi bir hasettir ama diyelim erkek eve yiyecek, içecek bir şeyler getiriyor, mal getiriyor. Kadın ise bunları etrafa durmadan dağıtıyor. Bu ailede sıkıntıya sebebiyet verebilir. Ama kadının kendine ait ayrıca geliri varsa kendi gelirinden istediği gibi harcama yapabilir. Bu onun tasarrufudur. Ama normalde kocasının getirdiğini gidip başkalarına dağıtıyorsa bu bir takım problemleri beraberinde getirebilir. Bu açıdan saliha olan kadınlar itaatkardırlar ve Allah'ın korumuş olduğu şeyleri, korumayı emretmiş olduğu şeyleri onlar muhafaza ederler. İffetlerini muhafaza ederler, kocalarının mallarını muhafaza ederler, kocalarının sırlarını muhafaza ederler. Her evde zaman zaman bazı problemler yaşanabilir. Ama bu problemleri gidip başka yerde anlatmak, bu epey sıkıntıları beraberinde getirebilir. İşte kol kırılır, yen içinde kalır diye halkımız arasında bir tabir vardır. Artık karı koca dünya ve ahirette beraberliği esas almışlardır. Böyle olunca bir kadının evde mahrem olan bir takım meseleleri, dışarıda duyulmaması gereken meseleleri gidip konuşması, rastgele yerlerde konuşması uygun değildir. Ve onun saliha oluşuna engel durumlardandır. وَالَّتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Serkeşlik yapmasından korktuğunuz kadınlarla alakalı faizuhunne, önce onlara öğüt veriniz. Vehcuruhunne fil medaci, onları yataklarda yalnız bırakınız. Yatakta yalnız bırakınız. Ve bu da olmadığında vadribuhunne, onlara vurunuz. Bu da günümüzde yine
bazı soru işaretleri olan ayetlerden birisi. Yani bir takım insanlar bu ayet-i kerimeyi okuduğunda şunu söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de kadının dövülmesine cevaz verilmiş. Bunu belli kayıtlarla anlamak lazım. Evet, Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinde 3 merhaleden bahsediliyor. Yani erkeklerin önce evin idarecisi oldukları ayet-i kerimede nazara verildi. Evin idaresinden erkek mesuldür. Erkek sorumlu olduğuna göre ona göre yetkileri de olacaktır. İşte evde bir problem yaşandı. Diyelim hanımının bazı serkeşlikleri, bazı huysuzlukları oldu. Bu noktada erkeğe düşen görev önce öğüt verecek. Onlara öğüt veriniz. Ardından boşama tarzında değil ama yatakta onları ayrı bırakınız. İkinci bir tedbir. Bu da olmadığında onlara vurunuz. Burada vurmak herhalde başını gözünü kırmak tarzında bir vurmak değil. Hafiften bir fiske, bazen belki boşanmaya sebebiyet verebilecek bir duruma engel olabilir ve bu noktada mesele halledilebilir. Ancak tavsiye edilir mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aile hayatı yaşamıştır ve kendi aile hayatında bir defa bile vurduğu vaki değildir. Böyle olunca evet, bunun da kitapta yeri vardır ama illa böyle yapın anlamında değildir. Bu esas olan başka şekilde meseleyi halletmektir. Bu yönde ifade edebiliriz. Bunlar tabii günümüzde tartışılıyor. Mesela okullarda eğitim esnasında öğrenciye vurulur mu, vurulmaz mı? Ve bu da benzeri bir durum. Aile hayatıyla alakalı hassas durumlardan bir tanesi. Fe'in etanekum, eğer size itaat ederlerse فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا, artık onlar aleyhinde bir yol aramayın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَب۪يرًا, şüphesiz ki Allah yücedir ve büyüktür. Yani siz kadınlara göre evet evin hakimi durumdasınız ve yeri geldiğinde yetkinizi darba varıncaya kadar kullanabilirsiniz ama bunu zulmen yapacak olursanız Allah'ın büyüklüğünü unutmayın. Allah son derece yücedir. Allah son derece büyüktür. Siz kendi hanımınıza gücünüzün yettiğinden çok daha fazla, Allah'ın gücü kudreti her şeye yeter. Böyle olunca zulmettiğinizde bunun karşılığını size verir. Ve in hiftum şigaga beynihime, eğer aralarında bir ayrılıktan korkarsanız karı koca arasında, feb'asu hakemen min ehlihim, erkeğin ehlinden, ailesinden bir hakem, ve hakemen min ehliye, ve kadının da ailesinden bir hakem gönderiniz. Yani karı koca arasında huysuzluklar olabilir, boşanmaya kadar neredeyse varan durumlar olabilir. İşte boşanma tehlikesi yüz gösterdiğinde bu durumda iş hakeme kalıyor. Her iki taraftan sözüne itibar edilir, güvenilir birer hakem ve bunların onları bilen kimseler olması esastır. Çünkü dışarıdan birisi onların derdini bilmeyebilir. Bu açıdan hakemen min ehli ve hakemen min ehliye, erkeğin ehlinden bir hakem, kadının ehlinden bir hakem denilmiştir. İn yurida ıslahan, eğer onlar ıslahı, aralarında sulhu arzu ederlerse, yuvaffigillahu beynehuma, Allah aralarında bir muvafakat meydana getirir. Onları muvaffak kılar. Yani gerek kadın gerek erkek aile hayatında boşanmanın eşiğine gelmişken niyetlerini düzeltirlerse Allah da bu konuda kolaylık nasip eder. Aile hayatlarını devam ettirir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا خَب۪يرًا, şüphesiz Allah her şeyi bilendir ve her şeyden haberdar olandır. Cenab-ı Hak aile hayatımızda en mutlu bir şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Gürültülerden, kavgalardan uzak, boşanmanın hayal bile edilmediği mutlu yuvaları Cenab-ı Hak hem bizlere hem de bütün nesillerimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.